Eskiden dedi. Valla bak börek mi yapacaksın? He. Ama önce biz yememiz kanki, lazım. Kanki tamam diyecektim. Biz börekten çok iyi anlarız. Yediğimiz aynen zaman güzel mi ki olmuş. Kötü mü? Biz beğenirsek gelin aday eder kardeşim. Ömrümde, tamam. Ömrümde böyle tamam, bir börek tamam yemedim. Yani. Ama biz beğenmezse tamam, kardeşim inan fırın, gelin aday da beğenmez. Tamam ben fırını açarım. Biber de mi koyuyorsunuz bunun içine? Evet. Kanki bu böreğin adı Sibeliko. Sibeliko böreği. Böreğin. Nasıl kafayı yemişsiniz ya? Sen ne anlatsın nereye börekten be? Ha? Nereye? Sıkılıyor mu bunlardan yani konuşmak istemiyorum. Tamam gel oturalım sen de. Kabul et. Bunu ne zaman söyledi? Neyi? Kırmızı oda muhabbeti ne zaman söyledi? Dışarıda söyledi. Hmm, başta otururken mi? Ya biz ondan, daha ondan dedim bana yani şey. Neyi? Gelme istersen falan diye. Aha. Salçalı sos mu yapsak abla? Dur karıştırma yap fazla burayı tamam mı? Tamam işte. Bir de biraz daha acı olsun içine. Bat versin diyorsun. Bak kardeşim ben bu ev içerisinde en çok hamleyi savunan adamım. Öyle Allah'ım. Bak gerçekten öyle ama gerçekten yaptığı bazı hareketler tutarsız. Artık hani insanların gözüne bak benim de gözüme batıyor. Bak gerçekten Gamze bir hareket yaptığı zaman nereden hani yakalayabilirim de onu hani çünkü kendini hala da şey düşünüyorum. Kendini yanlış aksettirdiğini düşündüğüm için nereden bir şey yakalayayım bak öyle değildir diye bak en çok ben savunuyorum böyle ama Gamze de dengesiz hareket ediyor yani. Gamze de dengesiz hareket ediyor yani. Nabzı farklı kızım. Yani o da yanlış yapıyor. Ki niye ben yani geçmişte kaldı gerçi yani dün o konuşuldu da hazırlı muhabbeti. Ama yanlış abi o da zaten barış hakkında olsa barışı düşünen bir insan olsaydı. Yani söylenirim abi ya olur mu? Ya barış barbeli ne düşünür diye ben onun pişmanlığını yaşar diye düşünürken diğer tarafta hadi Gamze barış dans edin dediğimde bile Adnan abartmayın falan filan dedi kızdı. Ama niye kızıyorsun? Geldikten daha sonra düne kadar barışın hal ve tavırlarına bakacağım diyordun şimdi niye kızıyorsun? Barış da biraz sanki bir şeyler anlatıyordu da yarım kaldı çocuk anlatamadı. Aa. Gene saçmalıyordu her zamanki gibi. Acaba. Selamlar saygılar kızlar. Bak burada ne var? Ya bak ben burada var çok yiyorum zaten yine bir şey mi? Hı. Bakalım beğeneceğim ama bir eksiklik var. Ne? Süt koymamışım. Ne koymamışsın? Süt. Sen mi yaptın? Evet. Gerçekten sen mi ben yaptım tabii yapamam. Ben şahidim ben gördüm. Aynen. Tek başına yaptım. Nasıl yapalım masaya mı geçelim nasıl istiyorsun? Çok yemek yedim ama yine yiyeceğim. Tadına bakarsın. Damatlarımız var. Börek. Ay biz merhaba alıyoruz. Börek alıyorsun. Bir de kilo aldım falan diyorsun. Kaan sen kızım mi yaptın böyle? Evet. Ay maşallah tüh. Allah nazarlardan saklı. Gerçekten tamam. Çok utandım. Kızlar yeni yedim. Tamam yeriz merak etme sen ye. Çatal bıçak tadına bak. İsterseniz. Ben de temizlik yapıyorum ben. Ha, hamur atın diyorsun yani. Arkadaş oturuyor hiç temizlikle mezmizlikle yemek aşk yetişiyor. Aşk olsun doğruyu söyledi. Bunu alma kan. Yaptı mı? Bunu alma. Temizlik yapıyor mu? Gamze sorma. Yapıyor mu? Alma sakın bunu. Yapar elinden geliyor belli ediyor kendini o zaten. Çatal götürsene kendinize Sibel. Kafa sakın ben çocuk. Ben elimle yiyorum ya. Kız heyecan yaptı heyecan. Yok ben elimle yiyorum. He doğru o beş parmağıyla yiyorum. Bir çikolata yiyişi var. Çok okuyor. O derece. Allah yemin ederim abartmıyorum. Öyle. İyi, canı gönülden yiyordur, boş. Öyle seviyor. Beni böyle kabul aynen edecek damat istiyorum diyor. Bizim için sıkıntı yok. İçi dışı bir olsun. Ama ne koymayı unutmadın? Yani biraz şey oldu, cips gibi oldu. Süt koymadım yumuşasın diye. Sütü unuttuk yani. Gerçekten eline sağlık. Hani gerçekten ben şu an inanamıyorum. İnanamıyorum. Çay demlemiştim de ben çay getireyim. Süper. Tüte, gel beraber yiyelim hadi lütfen. Ama çok enteresan olmadı mı? Öykü'yle konuşup ben kahve yaptıktan sonra beni kırmızı odaya çağırdım. Ama ben çok tuhaf olmadı mı? Tamam ama ben hiç umut vermedim ki ya. Yani öyle bir şey demedim ki ben hoşlanıyorum. Yani olamaz, tamam bu çok olacak falan demedim ben böyle bir şey Sibel. Tamam hatalarım oldu eyvallah. Ama herkes hata yapar. Önemli olan telafi etmek ve hatayı kabul etmektir. Sen de bunu biliyorsun gayet iyi. Biliyorum. De gayet ben arkasındayım. Ne yaptıysam arkasındayım. Problem yok. Yani. Ben şunu anlamıyorum. Gerçekten şunu anlayamıyorum.
Evet, hepimiz bu evdeyiz. Hepimizin bir amacı var. Evlilik. Evet. Evet, gerçekten evlilik. Güzel bir şekilde aşk yaşamak. Hı-hı. Benim anlamadığım, bir insan mesela bak Tuğçe ne güzel konuşuyor. Diyor ki ben biri için geldim diyor. Bak güzel bir yaklaşım. Biri için İzlemiş. Geldim olmasa bile gideceğim diyor bak. Bak gideceğim evet, aynen onu olmasa evde söyledim. Ama burada nasıl oluyor biliyor musun? O olmadı ona gideyim, o olmadı ona gideyim ya da konuşayım ben sırf ekranda kalmak için. Benim için öyle bir şey yok. Yani ben o sen olmazsın, o başkası o falan bir muhabbet edeyim. Ben sen değilim. Büyük konuşma da, bu evde büyük konuşma. Hayır, büyük bir olay yok. Ben sendeyim yani. Olay sende. Ben hani yanlış anlama Sibel. Ben şey yapamam. Dürüst. Ben Turgay gibi hareket edemem. Yani yanlış anlama. O Turgay'la? Turgay gibi hareket edemem. Yani hızlı konuşuyorum. Burası çevreden dolayı oluyor da yanlış anlama. Düzeltiyorum şu an. Turgay gibi hareket edemem. Turgay gibi hareket edemem derken Turgay nasıl hareket ediyordu? Yani işte pankarttır, zincirdir, atlama, zıplama tamam, falan. Tamam peki. Oğlunun sevgi öyle o zaman bu, şöyle. Bu yadırgamıyorum. Tamam oğlunun bu şekilde sevgi olabilir. Göstermez. Evet. Peki seninki nasıl olur Kaan? Senin göstermem. Ben, eğer kendini ispatlıyorsan nasıl olur? Ben bir anda senin... Tabii de bir anda samimi gelmez. Bir anda ben seni elini tutup hadi Sibel demem. İlk önce ben sana dost olurum. Anladın mı? Dostluktan sonra ben sana artık senin adım atmana... senin adım atmana kadar olay bambaşka boyutlara gelir. Öyle ya söyleyeyim. Zaten ben dedim ya ilk başta. Yani nokta atışı sende. Ben ilgimi sana gösteriyorum işte. Börek yapıyorum, kek yaparım. İşte ne bileyim, çiçek jestler yaparım. Anladın mı? Onun dışında merdiven aşağı atlarım. O tarz yani. Sevgini bu şekilde göstersin, börek, kek yaparak. Hayır. Seninle ilgilenerek. Bunlar işin inci boncuğu. Anladın mı? Bunlar olmasa da olur. Ve bu evde ne olursa olsun. Gerçekten. Gözünün içine bakarak sonra bir al istersen. Makededir. Kalsın. Hı. Ne olursa olsun. Kesinlikle dürüstlük kal. Yani olduğun gibi kal. Eğer öyleysen, karakterin öyleyse öyle kalmanı isterim. Hı-hı. Çünkü bu evde biliyorsun dengeler çok değişiyor. Benim için sorun yok. Ben içeride erkeklere binlere söylüyorum. Ben her zaman rekabete taşıyorum. Benim hiç problem yok. Senin tanın da olabilir. Tabii ki sonuçta ben seninle şu an sevgili değilim. Hı-hı. Yani ama bunun... Kızlar... Burada değil de erkekler evinde farklı boyuta girebilir bilmiyorum. Hani ben çünkü o konuda biraz hassasım. Hani üzerine düştüğüm olay bambaşka. Hani ben bu saatten sonra kızlar evine gidip de şey yapmam. Falan filan hayırdır falan olmaz yani. Bakışmaz bana. Ya sen kendine güveniyorsan biliyorsan. Ben kendime güveniyorum. Bir tek üzerine basıyorum. Hani bunu ben sürekli söylüyorum ama yanlış anlama. Burada işte ilişkisi olan var olmayan var. İnsanlar psikolojik olarak etkileniyorlar ve bu negatif enerji yaratıyor. Ben bunu istemiyorum. Çünkü ben kendim suç hissediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hala buradayım. Hala şu anda ilişkisi olan da olmayan da hala bir şeyler oluyor, bir laflar oluyor. Evet. Umurumda değil. Sonuçta ben bir bekar bir adayım. Aynen. İstediğinle konuşur, istediğinle sohbet ederim. En önemli olan konuşabilsen. Ne istediğini bilmek ve kimin gerçekten duyguları samimi olduğunu anlamak. Şimdi istediğinle konuşurum, ederim. Bir şey oldu biraz böyle hani. Ya sonuçta... Olabilir, sohbet tamam. Sohbet edebilir mi? En azından sen kendine güveniyorsan ise bak sana Tuğçe'yle oturup sohbet edebilirsin. Ben kendim biliyorum. Hani karar senin. Sen buraya evlenmeye mi geldin? Hani evlenmeye mi göreceğiz? Hep sohbet yerde kalıyor. Eline sağlık. Günde falına bakamadım. Evet. Eline sağlık. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek sohbetimizi yaptık. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum Kaan. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz, kendine iyi bak. Seviyorsun da olmuyor. Kız börekten bize de ikram etsin mi? Tabii kız, gelin. Valla. Sen getir. Çok güzel olmuş. Şu benim. Adam da marifetli çıktı ha. Bir gün kahvaltılar, bir gün vallahi börekler. Vallahi ben de şok. Ben şok, ben iptal. İyi, aç kalmazsın işte. Utandım. Ben evdeyken vallahi yapıyordu böreği, kendi yapmış. Sen yeter ki sen kısmetse o.